Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tamirat tadilat serisinin 4. bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar farkındayım 1,5 haftadır sizlere video atamıyorum ama kendimce bir mazeretim var. Hasta oldum maalesef. Piyasada çok ciddi bir salgın var. İnfluenza yani halk arasında bilinen domuz gribi denen hastalığa yakalandım. Bildiğimiz gripten hiçbir farkı yok bu hastalığın. Yalnız tedavi şekli biraz daha farklı. Kullandığımız ilaçlar farklı. Ben de zaten iyileştim sayılır. Çok küçük bir süreç kaldı. Bu süreçten sonra tamamen kurtuldum ve iyileştim diyebileceğim. Neyse arkadaşlar siz kendinize bu konuda dikkat edin. Ben bir şekilde iyileşirim. Arkadaşlar bu hafta Tuzla'daki bit pazarından şu görmüş olduğunuz ürünleri satın aldım. Yani şu hariç. Şu görmüş olduklarınızı satın aldım. Bunların hepsine 40 TL gibi bir rakam verdim. Yani burada bir tane Hitachi'nin Japon malı bu. Bir tane matkapı var. Şarjı var. Bunu 40 TL gibi bir rakama aldık. Yanında iki tane bataryası var. Bir tane de şöyle metre aldık. Hani şu havalı olanlar var ya şuradaki düğmeye basınca çekiyor içerisine. İşte bunlardan. Hep bunlardan almak istemişimdir. Bir tane de yanında şöyle gördüğünüz gibi ayarlamalı bir pense mi dersiniz artık tutacak mı dersiniz işime yarayacağını düşündüğüm bir malzeme. Bunları aldık arkadaşlar. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi matkabımız çalışmıyor. Pillerin durumu bir hayli kötü. İlk etapta sizlere bir pil voltajlarını ölçelim. Sonrasında pillerimizde ise problem. Pillerimizi tamir edelim veya içerisindeki pilleri değiştirelim. Matkabımızda ise yani şarjımızda ise problem. Bunu tamir edelim. Ondan sonradan da şuradaki metremizi güzel bir şekilde temizleyebileceksek eğer temizleyelim ve kullanılabilir hale bunların hepsini getirelim. Şu şekilde görebiliyorsunuzdur herhalde. ...1,25. Evet. Diğerine bakalım. 0,3. Bu tamamen bitik diyebiliriz herhalde buna. Evet. Buna tamamen bitik diyebiliriz arkadaşlar. Tabii içerisini açmadan net bir şey söylemek biraz ezbere konuşmuş olacağız. Biz şununla birazcık enerji gördüğümüz için bunun üzerinde yoğunlaşalım ve bunu çözmeye çalışalım. Bakalım problemi neymiş. Şimdi şarjımızı şöyle bir koyalım. Şunu bir şarj etmeye başlayalım ilk etapta. Tabii ki burada dijital şarj aletimizden yardım alacağız. Bunun içerisindeki pil cinsi nikel kadmiyum pil. Bunları hemen şu üzerindeki propları çıkartalım. Buna uygun olan bir prop takalım. Hemen artıyı artıya iğne ile destek alacağız. Bunu da eksiği eksiye. Evet. Şarj aletimizin menüsünden nikel kadmiyum pili bulacağız. Kadmiyum. Buna 1 amperle şarj etmeyi deneyelim. Bakalım ne olacak. Şöyle bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Pil voltajı hemen kendini toparlıyor. Şu an 14,97, 13,80. Şu an pil voltajını yavaş yavaş yukarıya doğru çıkartıyor. Şimdi bir 5-10 dakika kadar şarj edecek bununla. Şarj ettikten sonra bunun içerisini sökeceğim ve içerisindeki pilleri tek tek şu cihazımla ölçeceğim.
İçerisinde şarj olmayan pil var ise eğer, onlar ölü pil demektir. O pilleri oradan ayıracağız ve bunun içerisinde sökeceğiz. Bunun içerisinden de tek tek bütün pilleri ölçeceğiz ve bunun içerisindeki sağlam olan pilleri buna aktaracağız, lihimlerini yapacağız ve elimizde bir tane sağlam bataryamız olmuş olacak. Onu da o şekilde kullanmaya çalışacağız. Şimdi bu kenarda şarj ola dursun. Şöyle kenarıya bırakalım. Şarj aleti pilin dolduğunu söyledi ama bu kadar kısa süre içerisinde bu pilin dolması mümkün değil. Çünkü bakın burada 12 volt 2 amper yazıyor. Yani bunun içerisindeki pillerin toplamı 2000 miliamper anlamına gelir. Toplam içerisine aldığı enerji ise 100-120 amper civarında bir şeydi. 2000'in yanında 120 devede kulak gibi bir şey. Bu şu anlama geliyor. Bunun içerisinde bozuk piller var. Bundan dolayı pil tamamen dolmadı. Şimdi bunun içerisini tamamen sökeceğiz. İçerisindeki pilleri sağlamlarıyla değiştireceğiz. Şimdi tekrar pillerimizi ölçelim. Bakalım pil voltajımız ne gelecek? 13,56. Şöyle birkaç saniye bekleyelim. Bakalım voltajda bir düşüş olacak mı yavaş yavaş? Yani herhangi bir düşüş gözükmüyor. Pilin erken kesmesinin sebebi nedir? Muhtemelen piller uzun süre şarj olmadığı için o yüzden cihaz bunları yarıda kesti. Şimdi o zaman tekrar şarjı başlatacağım. Demin şarjı yarıda kesmesinin sebebi zannediyorum ki piller uzun süreden beri şarj olmadığı için hafıza yaptı. Bundan dolayı demin yarıda kesti. Şu an bakın pil voltajlarında bir problem gözükmüyor. 13,55 yani bu normal bir değer. 12, 10 tane pil var. 1,2 volttan 12 volt yapar. Şu an bir ölü hücre gözükmüyor aralarında. Şu an pilleri tamamen şarj edip kullanmaya başlayabiliriz esasında. Yani görünen bu. Tekrar cihazıma bağlayıp şarj etmeyi deneyeceğim. Burada problemi tekrar değiştireceğim ki şuradan timsah hızlarımızı kullanabiliriz artık. Çünkü pillerimizi söktük. Şarj aletimi 2,0 amper ayarlıyorum ki 1 saat gibi bir sürede pillerin tamamını doldursun diye ayarlamış oldum şu an. Evet şu an tekrar şarja başladı. Bu şöyle köşede şarj ola dursun. Şarj işlemi bittikten sonra şunun üzerindeki küçük pasları da temizlemek için ayrı bir işlem yapacağız. Şimdilik öyleyse biz ne yapalım? Şu matkabımızın dışını temizleyelim. Bakın şuraları bir hayli pis, kötü. Bir de diyorum ki matkabımızın içerisini sökelim. İçerisinde yağlanması gereken yerleri yağlayalım. Tozu pisliği varsa onları da bir temizleyelim. Motorumuzun da kömürlerine bakalım. Böyle bir işlem yapmış olalım.
Arkadaşlar bunu daha önce birisi sökmüş. Tahmin ediyorum ki motorunu da değiştirmiş. Motor kulaklarında lehimler var. Bu üzerindeki motor orijinal motoru olmayabilir. Emin değilim tabii ki. Tahminlerimi söylüyorum. Lehimlerde zaten birazcık emanet yapılmış. Elime aldığım gibi direkt üstteki eksi lehimi koptu. Yani alttakinin durumu birazcık daha iyi gibi. Bir bakalım. Öncelikle mat kabımız çalışıyor mu? Yani çalışmıyorsa boş yere uğraşmanın anlamı yok çünkü. Şarj aletimi çalışmıyor şu an. Pil voltajımız bunu en azından birazcık döndürmesi lazım bu kadar şarjdan sonra. Çünkü bir yaklaşık 400 mAh kadar şarj oldu. Ama çalışmıyor. Muhtemelen şu bağlantılarla ilgili bir problem var. Şuradan kısa devre yapmadan çıkartalım şunu. Bunu tekrar şarja takalım, şarj olsun. Arkadaşlar şu kabloları bir yenilemek istiyorum ben. Şunları bir yenileyelim buradan. Değiştirelim bu kabloları. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız.
arkadaşlar pilimiz doldu. Şu an için tam içerisine 1546 mAh enerji almış. Zaten önceden de bir içerisine doldur boşalt yapmıştık birazcık. Toplamda 2000 mAh'i bulmuş oluyor. Bakalım bir çalışacak mı şimdi? İnşallah çalışır. Kablolarını yeniledik çünkü. Şu an çalışmaması için hiçbir problem olmaması lazım. Evet. Arkadaşlar bugünlük de tamirat tadilat serimizin sonuna geldik. Matkapımızı yaptık, çalışıyor. Zaten bir problem yoktu. Pillerimizi sadece şarj etmiş olduk. Motorun
Ucundaki kabloları yeniden lehimledik. Bir problem vardı galiba. Bu arada bir iletkenlik veya temassızlık problemi vardı diye tahmin ediyorum. Onu yapmış olduk. Şu an herhangi bir problem yok. Canavar gibi çalışıyor. Zaten bunu da söktük gördünüz. Metremiz vardı. Metremizi de güzel bir şekilde temizledik. Bu da canavar gibi. Hiçbir problem yok. 5 metrelik bir metre. Bunu ilerleyen zamanlarda kullanacağız inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videoları beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.